Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sözler 670-79. 27. pencere. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Ben buradan o pencere malum 27. pencereden sonuna ait bir paragraf var. Orayı okuyacağım. Okuma yapmadan önce önerme yapacağım. Yani ben çalıştım, okudum, notlarımı aldım. Buna daha geniş, daha külli, daha faydalı olsun diye kendimce külliyatı kısmen hakim olduğum için oradan aldığım noktayı nazarları sizinle paylaşacağım. Sonra oraya bakacaksınız. Benim metodum da bu. Ötekisi de başka bir metot. Düz okur. Ben de böyle okuyorum. Zaten bilerek davet ettiniz. Sorun yoktur. Varlığın vücudu yani eşyanın ortaya çıkması muazzam bir ilim gerekiyor. Yani biz şu karşıdaki çiçek kafayı çalıştırıyoruz, oradan bir bilgi alıyoruz. Bu ilim maluma tabi. O malum. Ona tabi. Benim ilmim kaynağı o. Tamam? Onu kaldırırsanız benim ilmim yok olur. Çünkü kaynağı o. Ben eşyadan aldığım ilim, onu yapan zatın, onu yaparken kullandığı ilim cinsinden değil. Bir daha söyleyeyim. Ben çiçeğe bakarak ilim aldım mı? Çiçeğe. Benim ilmim, kaynağı o. Kaynağı bu. Yani ilmimin kaynağı o. Onu kaldırırsanız ona bağlı olan bilgi de yok olur. Yani navigasyon. Uyduyu yok ederseniz navigasyon çöker. Cep telefonla konuşuyordun. Hangi baz istasyonuyla bağlantıydın o anda? Baz istasyonunda elektrik giderse, devre dışı olursa, senin bağlantın da devre dışı olur. Tamam. Şimdi diyeceğim bu değil. Benim eşyadan aldığım ilim, o eşya yokken, yapılırken kullanılan ilim cinsinden değil. Onu yaparken kullanılan ilim ile benim eşyadan aldığım ilim apayrı hiç alakası yok. Benim eşyadan aldığım ilim ile eşyayı yaparken kullanılan ilme varamam. Bu ilimle varamam ona. Onun için mahluk ilmi, Allah'ın vacip ilmine onun için ulaşılamaz. Başka bir şey yapacağım. Çekirdeği ayrı bir ilimle, ağacı da ayrı bir ilimle yapmış. Çekirdeki mesela şöyle, yazılımcılar var, program yazarlar, sonra onu fabrikaya verirler, imal ederler o şeyi, sanatı. O imal ederken kullanılan teknoloji ilimle, onu programı yazarken kullanılan ilim aynı ilim değil. Ha? Başka, buna bakacağız, o kadar acayip çok güzel bir yer. Varlığın sebebi en az varlık kadar vardır ve kıymetlidir. Varlığın sebebi varlıktan önce olması ve daha harika olması gerekir. Mesela beni meydana getiren ben varım, ilim yani sebep benden önce olması lazım. Beni meydana getiren, beni yapan güç veya sebep benim içimde olmaması lazım. Benimle olmaması gerekiyor.
Beni meydana getiren sebep benden önce olması lazım. Ha? Mesela bu masayı yapan, niye Allah kainata benzemiyor diye ona da cevap olsun. Bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ben bunu yaptığıma göre bundan önceyim, bir. Masaya da benzemiyorum, iki. Masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Zamanı ve mekanı yapan Allah, zaman ve mekandan önce olduğundan zaman ve mekanla düşünülemez ve kayıtlı değildir. Onun için Allah'ın yaşı yok. Zamana bağlı olanın yaşı olur. Niçin Allah'ın yaşı yok? Bir daha söylüyorum. Niçin Allah doğurmamış, doğurulmamıştır? Bu zamana ve mekana bağlı olanlara sorulabilir. Şimdi bu masayı yapan masadan öncedir. Öyle mi? Ve masaya da benzemez. Ben yaptım diye bana benziyor. Bu kainatı yapan da Allah, kainat Allah benzemiyor. Masa bana benzemediği gibi. Masadan önce olduğuma göre zamanı ve mekanı yapan da zamandan ve mekandan öncedir. Zaman olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın doğuranı olmaz. Dolayısıyla şu yoktur. Şimdi bir şeyin vücuduna gösterilen sebep o vücuttan önce olması lazım. O zaman kainatı meydana getiren sebep kainattan önce olması zaruridir. Peki kainat yokken o sebebi nereye koyacaksınız? Yani suyun kaldırma kuvveti sudan önce olamaz. Suyun kaldırma kanunu suyun içindedir. Yani suyun sıfatıdır. Suyun kaldırma kanunu, kaldırma kuvveti sudan önce varsa nereye koyacaksın onu? Suya ait olan bir sıfatı toprağa koyabilir misin? Suyun kaldırma kanunu toprakta, taşta, güneşte koyamazsın. O zaman suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. Suyla beraberdir ki suyun sıfatıdır. Sıfat kendi kaynağını, mevsufunu yapamaz. Şu cümleyi okuyayım. Daha belki sade olur. 5-10 dakika ancak sürer bu önermem. Varlığın sebebi en az varlık kadar vardır ve kıymetlidir. Varlığın sebebi varlıktan önce olması ve daha harika olması gerekir. Beni yapan sebep benden önce olacak ve benden harika olması lazım. Yani gözü yapan kör olmaması lazım. Aklımı yapan akılsız olmaması lazım. Hayatımı yapan ölü olmaması lazım. Ben Allah demiyorum, dikkat edin. Ama böyle sıfatlar olması lazım. Bir dinsiz buna yok diyemez. Yani desem ki şu saati 6 saatte yaptım. O zaman ben bu saate bakmadım. Başka bir saat. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bak dikkat edin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O bu aklı yapan akıldan önce olması lazım. Ve bu akıl ona benzemez. Masa bana benzemediği gibi. O zaman akıllılık nedir? Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıldır. Akıllılık budur. Ve sıkıntının çözüm yeri de orasıdır. Bunun adı da vahiydir. Akıl kendisini idare etmeye kalkarsa, yani yapana bağlı değilse, bu akıl kendisini dış dünya ile, dış malzemelerle, logo dedikleri felsefede, yani şöyle yapayım, böyle yapayım, düşe kalka, yanılma, doğrulama ile öğrenecek ve kendisini sıkıntıdan kurtulamaz. Yani bu akılla bu aklı idare edemezsiniz. Motoru, arabayı başka bir varlık kullanması lazım. Arabanın kullanılmasını arabaya veremezsiniz. Akıl bir alettir diyor ustad. Son asrın en büyük keşiflerindendir. Felsefe akla us der. Öz benlik. Yani ben olan ben. Ustad diyor ki bu akıl cihazdır diyor. Cihaz insani. Altıncı sözde geçiyor. Akıl cihazıdır. Peki ne işimize yarar? Şimdi bu gözlük alettir, bu gözlüğe ben diyorum. Farka bak. Peki o zaman bozulunca
akıl bozulunca şu andaki psikiyatri bölümündeki bu mantığa kuruluyor. Akıl son varlıktır. Ben olan bendir. Bozulunca Allah selamet versin. Neyle tamir edeceksin ki? Kaynak tamir yok. Ama din bizde ise Risale-i Nur'da dimağda 7 mertebe var. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri geçiyorum. Tahayyül, Risale-i Nur'da söylüyorum. Tahayyül, gir içeriye, tasavvur, gir içeriye, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yani benim gömleğim, gir içeriye, benim atletim, gir içeriye. Bak ben diyen hep arkada. Benim hayatım, yani benim vücudum. Ben diyen arkada, benim hayatım, ben diyen arkada. Benim aklım, ya benim aklım bunu kaldırmıyor ya. Diyen akıl değil, benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum sıkılıyor, benim ruhum kaldırmıyor, benim ruhum diyen ruh değil. Daha arkada, işte o ben olan ben, enedir. Misalde geçen, buna mahluk denilemez diyor. Mahlata 258'de. O ben olan ben, yani bak benim gömleğim, benim gömleğim diyen gömlek değil. Bu sahip çıkılan, o ben diyen sahip çıkan. Gir içeriye, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. O sensin işte. Diğerleri sana emaneten verilmiş. Niye ruhunuzu bozdun diye sorulacak. O zaman varlığın, vücudun sebebi de en az vücut kadar var olmalı. Yani beni meydana getiren sebep en az benim kadar kıymetli olmalı ve benden önce olmalı. Ama evreni, kainatı, kainata gösterilen sebep yine evrenin içinde gösterilemez. Benim ustam benim içimde olamaz. O zaman benimle beraber yaratılmıştır. O zaman bana sebep gösterilemez. Beni yapan sebep benim dışımda ve önce olması lazım. Kainatın yaratılmasına gösterilen sebep de kainatın dışında olması lazım. Oysa evrenin varlık sebebi evrenden önce olmalı ve evrenden daha kıymetli olmalı. Sebep de gösterilmeyeceğine göre sebebe de sebep gösterilemeyeceğine göre sebebi varlığın neresine koyacaksın? Yani sebebe sebep yoktur. Varlığa sebep vardır. Ama sebebe sebep yoktur. Yani beni yapan sebep benim içimde olmayacak, benim dışımda olacak ve benden harika olacak ve benden önce olacak. Kainatın sebebi de kainatın dışında olacak ve kainattan önce olacak. O zaman nereye koyacaksın? Yani bir örnek veriyorum. Biraz önce vermiştim. Suyun kaldırma kuvvetini susuz düşünemezsin. Düşün, nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanununu toprağa uygulayan monte edebilir misin? Yapamazsın. İki tane de kaldı. Vücudun tüm sebepleri bir araya gelirse ki 26. Kader Risalesi'nde vücub, lüzum ve zaruret bir araya gelirse üçü illeti tamedir. Bunu lugatta yoktur. Lugatta Risale'nin onun için nakıs anlaşılır lugatta. İlleti tameye baktığınız zaman ille-i gayye, ille-i maddiye, ille-i sürüye, ille-i failiye. Yani dört tane sebep bir araya gelirse illet-i tame olur, o vücud harici gelir. Risale'de lüzum, vücub, zaruret diyor. Lugat değil. Demek başka yöntemle ortaya konuluyor. Yani bir şey vücuda gelmesi için Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti olması lazım. Şimdi başka bir şey kullanmak için bunu söylüyorum. Bu üç sıfat vücudun illet-i tammeleri. Bunlar vücuttan önce olmalı ve nerede olmalı? Vücudun sebebi ise vücuttan önce nereye koyacaksın? Sebep vücuttan önce olmalı. Peki vücut yok ki sebebi nereye koyacaksın? Maddenin içinde madde olmayan olmalı. Adeta bedende olup beden cinsinden olmayan ruh gibi. Mesela bir odun düşünün. Kaleme baktım ama. O kaleme odun. Tamam. Bir odun hayal edebiliyor musunuz? Hayal edin. Bu odunda iki tane zıt kavram var. Duman ve nur. Yaktığın zaman duman çıkmıyor mu? Göz gözü görmüyor. Kapatıyor. Duman çıkıyor odunda. Bir de nur çıkıyor. Işık. Bir de ısı. Isıyı koyuyoruz kenara. İki tane zıt. Duman ve nur. Peki duman odunun neresinde? Sağında, solunda, altında, üstünde? Her yerinde değil mi? Peki nur neresinde?
O da her yerinde. İki tane zıt yapı her yerde, aynı yerde. Hem duman var hem nur var. Eşşecelül Ahtar diyor. 25. sözden çıkarıyorum onu. Yaştan ateşi çıkartan. Şimdi duman neredeyse nur da orada. Tamam? Ama odunun içi diyemezsiniz. Odunun içi şu. Bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Onun için içi diyebilirsin. Odunun içi, dışı aynı olduğu için odunun içi diyemezsiniz. Kabukta da duman var, nurda var. Ha, odun iki zıt yapıyla kendisini ifade etti. Ne? Duman ve nur. Birisini kapatan, birisi açan. Bu örneği anladık. Odunun neresinde duman varsa senin bedeninin orasında nefis var. Odunun neresinde nur varsa senin bedeninin orasında ruh var. Cesetten kasıt odundur. Odun misalim cesede koy. Odundaki duman bedendeki nefis örten. Odundaki nur bedendeki ruh. Odundaki ısı bedendeki hayat. Oturdu değil mi şimdi nefis ruh nasıl oluyor bedende? Aynı yer. Ha üstad, insan bir çekirdeğe benzer diyor. İlim varlığa bağlı. İlim maluma bağlı olmasından bizim ilmimiz varlığa bağlı ve bağımlı olduğundan varlık arkasına bu varlık ilmiyle varılamaz oluşu ancak onu gösterir ve işaret eder. Yani biraz dersin başında söylemiştim, bir de tekrar oldu. Yani o çiçekten dişi. Burada misal vereyim, değişik olsun. Şu göze bakarak elde ettiğim ilim var. Yazdım, çizdim. Sağa bak, sola bak, alta bak, denedik falan. Göze bakarak ilim çıkarttık. Göz bölümü, tıp. Bu ilim, göz ilmi, nereye bağlı? Göze. Bu defter, bu gözü yok edin, bu ilim de yok olur. Çünkü bu ilmin kaynağı orasıydı. Tamam? Şimdi bak, bu ilim göze bağlı, gözden çıkarttık. Bu ilimle göz yapılmadı. Bu ilim gözün işlevine bakılarak çıktı. Hiçlikten göz yaratılırken kullanılan ilim ile var olup bakılarak çıkartılan ilim aynı değil. Onun için yokken, yaratılırken kullanılan ilim vacip ilmi. Ona varlıktan elde edilen ilimle varamazsınız, anlayamazsınız. Ancak ona işaret eder, tanımlar, tarif eder, işaret eder, ispat eder. Çünkü ilmin kaynağı cehalet olamaz. Bu gözü yapan God'dur, Tanrı'dır, Allah'tır ne dersen de ama gözü yapan kör olmaması lazım. Bunu şeylere, ateistlere çaktığım zaman kıvranıyor. Ben Allah demiyorum. Ama ilmi şu gözün arkasına kör olmaması lazım. Aklı yapanın akılsız olmaması lazım. Kim bilmiyor. Hayatın kaynağı ölü olmaması lazım. O zaman toparla işte. Şuurumun kaynağı şuursuz olmaması lazım. Şuurumun kaynağı şuurlu. Gözümün kaynağı gören. Aklımın kaynağı akıllı. Hayatımın kaynağı hayatlı. Vicdanımın kaynağı böyle sırala artı. Bu sıfatların toplamına ne denilir? Nokta nokta sen koy canım. Bir tanesi dedi ki sen bana bize dedi hep Allah karşı karşıya kalmıştık böyle. Hep Allah söylettirmeye çalışıyorsun dedi. Diğerlerine dedim ki ben Allah de dediğim mi? Ben Allah söyle diyor muyum? Ama öyle oluyor diyor. Öyle oluyorsa de işte ne korkuyorsun o zaman? Oraya çıkıyorsa. Onları kullandıkları şey silah şu. Kainatı ve eşyayı çepeçevre kaplayan son ateistlerin argümanı yani felsefe malzemesi şu. Kainatı kaplayan her tarafı için dışın enerji. Bilginiz olsun toplumda yaşadığınız için. Bak kainatın her şeyi kaplayan enerji. Bu enerji yapıyormuş her şeyi. Tamam. Aynı şeyi söylüyoruz. Bunun Arapçası kuvvet. O esmaya. Peki dedim ki bu kainatı kaplayan ve kainattan önce hep enerji mi? Evet dedi. Peki bu gözümü yapan bu enerji midir? Evet de diyemiyor. Bakayım ne çıkacak diye. Ben söyleyeyim değil mi? Evet.
Madem kainatın bütün sebebi enerjidir. Gözümü yapan enerji kör enerji değildir. Görüyor bu enerjiyi. Kulağımı yapan enerji işitiyor. Vicdanımı yapan vicdansız değil. Şuurumu yapan şuursuz değil. Hayatımı yapan ölü değil. Bu enerjinin toplamı biz Allah diyoruz. Esma yani. Esma-i Hüsna'lar. Semi, Basir, Kelam. Yani bana konuşmayı veren, kendisi de konuşmayı bilen bir enerjidir. İsmini değiştir. Enerji demiş, menerji demiş, öteki penerji demiş, ötekisi Tanrı demiş, Allah demiş, God demiş. Ama bir şey demiş, demek zorundasın. Ama gözün arkasına lütfen körü koyma. وَاِيْلَيْهِ يُرْجَعُ اَمْرُ كُلُّهُمْ Sırınca bütün her şey ona döndürülür. Döner yani bu konuşmalar hep ona gidiyor, işaret ediyor. Sırınca, işte bu sırrı açmak için bu 5-10 dakika önermeler yaptım. Şimdi bu pencereyle bakacağız. Ona teslim umur eder. Yani bu gözden elde edilen ilim göze kadar varır. Son noktası budur. Sonra bu gözü ona teslim eder bu ilim. Çünkü kalkıp da bir göz doktoru benim alim olmama sebep olan gözü cahil birisi yaptı diyemez. Teslim eder. Ve ileyhi emru kulluhu ve ileyhi yurcehu emru kulluhu yurcehu rücu eder. Ona döndürülür. Ona döner. Ona teslim umur eder. Öyle de müsebbibata takılan neticeler, yani netice, o ortaya çıkanlara takılan neticeler, gayeler, faydeler, bilbedaye perdeyi esbab arkasında bir Rab-ı Rahim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Niye? Çünkü şuursuz esbab elbette bir gaye düşünüp çalışmaz. Bir de baştan alacağım. Müsebbibata, yani ağaca, şu neticelere takılan neticeler var. Hikmetler var, gayeler var, hedefler var, maksatlar var, güzellikler var. Faydeler bilbe dahi bunun arkasını hani demiştik dersin başında çalışarak geldim ya. Yani beni meydana getiren sebep benimle olamaz, benim içimde de olamaz. Benden önce olmalı çünkü beni meydana getirmiştir. Eğer bir şeyin sebebi kendi içinde ise kendi kendine olmuştur olur. O zaman ilkokul çocuklar gibi eceleyelim. Kendi kendini yaptı. Olmayan ben. Kim yaptı? Ben. Ben yoktum ki. Kendisi kendisini kendi kendine demek olmayan ben. Ben yoktum. Şimdi ortaya çıkacağım ben. Olmayan ben yaptı beni. Bana çok mu zorlandım bunu söylemeye ve inanmaya? Çok mu silah mı dayadılar kafana? Söyle lan bunu. Söyle çabuk bunu kendi kendine denince. Yani fail de kendisi, meful de kendisi. Yapılanla yapan aynı. Çok zor bir şey ya. Ben yapılmışım. Aynı zamanda yapanım. Kimi? Olmayan beni. Bayağı zorlamışlar yani. Şimdi ne dediler? Bir Allah'a diyor ustad, tamam mı? Bir Allah'a kabul etmek zorlarına gelmiş. Şimdi atoma inmişler, atom altına Higgs, Hatay, İstanbul, Giresun, Samsun, Higgs, atom, yani tanrı parçacığı demek zorunda kaldılar. Çünkü atom altı, atom üstünden daha karmaşık, daha acayip, daha umman. Gayeleri şuydu, Celm hadisesinde. Vallahi dinler minler falan diyorlar, ahiret mahiret melektir, şunlardır, cinlerdir, ruhtur falan. Vallahi bunun dibini, bunu nokta koyalım bu işi ya. 21. asırdayız, bu işleri nokta koyalım. Atomun dibine kadar inelim, bütün dünyadan da toplayalım. Bilim adamlarını, akıl, kafa adamlarını toplayalım. Bak atomun dibine indik kardeşim. Eğer dibinde bir şey olsaydı bir yol olurdu. Biz de ihtimal verirdik, böyle bir alemler varmış, cennet, cehennem, Allah falan. İhtimal verirdik. Atomun dibine indik. İlk önce bölünemez en küçük madde, atom parçasına atom deniliyordu. Biz lisede okurken bölünemez en küçük parçasına denmiş. En küçük neymiş? Atom. Şimdi inilmiş mi altına? İnilmiş. Peki atom üstü mü daha karmaşık, daha umman?
Atom altı mı? Atom altı. Atom üstü bir şey değil ki. Şekillenmiş. Yani bir atomu görüyorsunuz ki gözükmez de mikro. Bir parçacık gibi bir şey. Ama dibe indiğin zaman protonu, nötronu, nötrionları. Şimdi onları veya hücreye, DNA'sı, RNA'sına. Bunlar mitokondri elektrik santrali gibi bir şey ya. Peki daha acayip. Baktılar ki benim bir tane fizik öğretmenim vardı. Hocam vardı Suadiye Lisesi'nde. Şeydi. Hasan'cım derdi. Ben ortadan alayım de. Hasan'cım. Eğer ahiret denen bir şey olsaydı ipucu olurdu. İnan bana, ben senden fazla istiyorum inanmak. O kadar istiyorum ki Hasan'ım. Çok acayip adamdı. Tam dava adamıydı. Ateist böyle. Tam öyle yumuşak. Hasan'cım. İnan. İhtimal olsa hafif. O ben ufak deliği genişleteceğim biliyor musun? Bir alamet olsa inanacağım. O zaman da biz yani daha gençiz, kuantum fiziği vesaire öyle şeylerimiz yok. Daha teori şeklinde bu kadar ispat edilmemiş, yapılmamış falan. Yani bu kadar ilerlenmemiş. Yani kuantum fiziği artık teori ama ilim olmuş. Artık. Şimdi bir ipucu olsa dedi, tamam. Ötelere bir ipucu olsun, tamam. Ne anlattıksa tabii o zaman yaşımız çocuğuz tabii lisede. Bundan bu Cern hadisesi var ya. İsviçre'deki hadise, Cern hadisesinde. Şeyi aşağı inmiş, atom altı, atomdan çıkmış enerji partikülleri. Yani biraz daha gitseler cinler ve melekler gözükecek. Enerji. Enerjinin bir altı esirdir. Atom, aşağı in, enerji, aşağı in, esir, daha aşağı in, madde hayat, Risale-i Nur'da. Oraya da adamlar öldükten sonra varlar. Madde hayat, daha aşağı in, aynı hayat. Daha aşağı in, Nur-u Muhammed. Aynı hayatı cennettekiler görecek. Ama aynı hayat Nur-u Muhammed'i burada isteyenlere, burada verilenlere verilecek. İsa Aleyhisselam'ın ayetidir. İki tane ayet nakledeyim İncil'de. İsteyene verilecektir. Her isteyene mi? Mukadde bir soruya şöyle cevap veriyor. Verilene verilecektir. İsteyene verilecektir. Verilene verilecektir. Onun için bunları anlamasan da duy. Nur-u Muhammed'i inşallah bir de başka zaman beraber olursak bir Nur-u Muhammed'i o vardı yani içeriye girdik benim gömleğim ben diyeni bulmak için gir içeriye benim atletim benim vücudum o ben diyen arkada benim hayatım benim aklım benim ruhum diyen ruh değil onu bulacağız. Tamam yarın onu yaparsın. Neyse cenaze sesi oldu sabaha yatamadım. Hani o kadar acayip çünkü tahmin edersiniz bu işten o kadar merakım ki acayip yeni böyle şeylere madde ve madde arkası bir ipucu. O cenaze sesi vesaire iyi takip etti. Oho ateist bir profesör Higgs yani tanrı parçacı demek zorunda kaldı. Bir Allah'a vermektense her tane de bir tanrı var diyor. Çünkü o kadar karmaşığı nasıl nizama soktu. Hepsi emsal. Yani şöyle düşün. Arkadaşlar bu akşam ders olacak burada. Bir tane amayı sokun. Odayı tanzim etsin. Ders uygun. Hadi ders yapacağız. Koltuk. Tamam. Hayaline koydu. Hadi bakalım. Bu masayı oradan buldu. Getirdi. Koydu. Tamam mı? Ne kadar mesafe var? Şu kadar. Şu kadar. Orta. Tamam. Şimdi ne yapacak? Kitap getirecek. Bir ama bir şey yapar. Ya çabuk olsun. Yorulmasın diye. Dört tane ama koyduk. Şimdi bu ama burası uç, burası uç, ortası. Tamam. Hemen masayı getirdi. Ötekisi kolay olsun diye kitap şey yapıyor. Şimdi o da tanzim ediyor. Bunu ne yaptığını görmediği için, nereye göre ne yaptığını bunu alır oraya koyar. O adam getirir diyor, kitap bakacak, masayı yok. Ötekisi de bu koltuğu almış, koltuk yok. Birbirlerini tanımadıkları için, bilmedikleri için gayeleri, maksatları, plan ve proje tek olmadığından bunun yaptığını o bozacak, onu bozunu o yapacak. Ve daha çok iş çıkmaza gider. Atom altındaki nükleer enerji denilen o enerji partikülleri daha atomüstü kontrolsüz olduğundan bunları bir nizama sokmak mümkün değil. Hepsi eşit. Bir özellikleri yok. Proton, nötron biz isim koyduk. Birbirinden üstünlüğü yok.
Elektronu sıkıp atarsanız proton da yoktur. Protonu atarsanız elektron da yoktur. İsim koyuyoruz. Ha, eşittirler. E peki daha karmaşık bir alem, işlerinde bir tane tanrı olması lazım. Ama bir sürü atom var. O zaman o tanrının parçacığı olsun. Burada tanrıcık olsun. O da tanrıcık, o da tanrıcık. Bütün atomların toplamındaki tanrıcıklar tanrı olsun. Anlıyor musun? Demek zorundasın. Ha, sonra neyse. Fizikçiyi aradım. Yani ulaştım. Ama yaklaşık olarak 3-4 gün uğraştım. En az 5 gün uğraştım hocama uğraşmak için. Suadiye'de oturuyor hala. Okuldan, şuradan, buradan ulaştım. Ben kendisini görmedim. Sonra elhamdülillah telefon ettim. Hocam ben falanca, falan sınıfta, falanca. Ooo Hasan'cım ne adam ya, yaşıyor ama çok şey. Bak ne diyeceğim. Hocam dedim, Cer hadisesini duydunuz mu dedim. Cevap ne dedi biliyor musun? Bu kadar sordum ya. Ne var burada? He, duydum, takip ettim, ne bileyim, etmedim. Ne dedi biliyor musun? Hasan'cım, ben şimdi ahirete inanıyorum. Ama bu olaydan önce inanmaya başlamıştım. Hasan, buyur hocam dedi. Ahirete işaret yok. Yol var, yol. Aynı böyle dedi. Ama sana çok teşekkür ederim. İşaret yok Hasan'cığım. Yol var, yol. Ona o kadar duygulandım ki. Ya. Elhamdülillah. Risale-i Nur'u tanıdığına eminim. Çünkü Hasan'cığım aynı kaynaktan besleniyor, zannediyor dedi. Onu bilmiyorum. Kur'an'ı kastetmiş olabilir. Belki deriz ama elhamdülillah. Netice. Bak bir işaret olsa. Arkadaşlar sizin bir ayrı işiniz var. Benim işim de bu olduğu için. Hep bu konularda benim hayatım ve örneklerim dolu. Gündelik hayatım hep bunlarla dolu olduğu için. Çok örnekler var. Şimdi o kadar acayip mi gidiyor ki? Bunları seminerlere gidiyorum. Konferanslar veriyorum. Tamam. Şimdi müsebbibata takılan, göze takılan bir sürü özellikler var. Derinlik ölçüyor, renk ölçüyor. Yol gösteriyor. Tamam. Fakat arkadaşlar gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Bedeni bileceksin, yetmiyor. Güneşi de bileceksin. Nerede çalışacak bu? Güneş denilen ultraviyol ışınlarında, dalga boylarında çalışacak. O zaman o sistemi bilmezsen bu sistemi kuramazsın. Beyni bilmezsen gözü yapamazsın. Mide gözde çalışıyor biliyor musunuz? Oruçlusunuz. Harika bir yemek gördün sofrada. Allahu Ekber. İmam bayıldı, müftü şaşıldı. Müezzin yayıldı. Görsen harika bir yemek görsen. Miden kalkar mı kalkmaz mı? Mideme çalışmaya geçmez mi? Aa, diye kalkıyor değil mi? Mide kulakla da çalışır. Oruçlu olanın yanında bak şöyle yemek. Ya sus kardeşim yeter ya. İştahımızı kabarttın ya. Ses de çalışıyor. Açlık dürtüler hemen salgılamaya başlıyor. Ya ne demek istiyorum? Bir cihazı yapmak için bir cihaz ilmi bilgisi yetmez. Bütünlük içinde işlevi olduğundan bütünü bilecek ve bütüne hakim olacak. İşte diyor ki müsebbibata takılan neticede belki bir iki cümle okuyoruz külliyattan ama bütün külliyatı okuyoruz. Bak bütünlük içinde tabiat risalesinden anlatıyorum. Müsebbibata takılan neticeler, gayeler, gözden takılan, göze takılan ama gözükmeyen gayeler, neticeler, faydeler bilbe dahi perdeyi gayb arkasında, yani gayb dediği ötelerin ötesi değil, duygularımızın bir anda varamadığı bir şey. Yani eğer duygularımız bu masaya varıyor kitap, eğer bunun müsebbibi olan Allah eşya gibi gözükseydi ona iman et denmezdi. Ona iman denmezdi, şuhuttur çünkü. Kimse der mi böyle bir şey? Kardeş buyur. Bu masa önünde buna iman et var olduğunu. Kardeş iyi misin? Öyle demezler. Lan beni deli yerine mi koyuyorsun? Arada lan. August Kant mıyım ben? Ha, ben ne kamayım ki var inkar edeceğim? Her şey hayaldir demiş adam. Her şey hayaldir. Bunlar her şey hayal.
Düşündüğümüz için var diyor. Aslında yoktur diyor. Tamam. Şimdi bu masa var değil mi? Var. Buna denilir mi iman et? E Allah da böyle olsa neye iman olacak? Peki Allah'ın rengi nasıl olacak o zaman? Tipi ne olmuyor? Bir tip seçin o zaman. Bütün renklerin sahibi hangi renge girecek? Bütün şekillerin kaynağı hangi şekle girecek? Bütün hacim ve kütlelerin sahibi hangi, nasıl bir hacmi ve kütlesi olacak? Sığır nasıl düşünür Allah'ın haşa tanrısını diyeyim? Ulan acayip bir böyle sığır. Bir ağzını açtığı zaman Sinop'tan Hatay'a kadar bütün otları kapıyor. Kendi alemine göre tanrısını düşünür. Kartal nasıl düşünür? Vallahi bir kanat açtığı zaman öteki kanat şarktan garba kadar. Tamam. Yani kendi alemine göre, küçük dağarcığına göre tanrısını düşünecek. Bütün şekillerin sahibi hangi şekle girecek? Bütün varlığın kaynağı hangi varlığa mayen kalıbına girecek? Söyle bakalım. Alemin gayb perdesi derken bu yani beş duyguyla hemen kavranmayan gözle, kulakla, ama biliriz ki bu ses mesela. Bu sesi de kimse görmüyor zaten. Kulakla görüyoruz. Kimse gözle görmüyor. Manayı kimse kulakla da görmüyor. Akılla. Kelamın içerisine aklı koydum. Duyguları koydum. Fikirleri koydum. Bir de maneviyat koydum. Maneviyatın da etkileniyor. Aklını da talim ediyor. Coşturuyorum. Eyleme de dönüştürüyorum seni. Aynı kelama kelamın içine koyuyorum. Kelam böyle basit bir şey değil. Ağzından çıkan kelama bakın. Bir kalıbını çizeyim size. El, kol, bacak, mimik hareketleri yapıyorum. Bunun adı üslup. Onun içine kelam koyuyorum. Kelamın içinde düşüncelerimi, dimamı koyuyorum. Dima derken tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Kafanın içi, akıl bunlardan bir tanedir. Yediden biridir. Koydum kelamın içerisine. Vicdanımı, kalbimi koydum. Duygusallığımı da koydum. Hepsi kelimenin içinde. Gönderiyorum sana. Aklımdan yüklediklerim senin aklını aktif ediyor. Kalbimden yüklediklerimi senin kalbini aktif ediyor. Ya olan ne konuştu ya, bayağı duygulandım ya. Veya olan ne kadar mantık falan. Ötekisi de bayağı duygulandım ben de yani falan maneviyat. Demek ki aynı kelam, bak kimse gözle gördüğü yok. Ama hiç kimse de inkar etmiyor. Sağırlar inkar eder tabii. Sağırlar ses yoktur demesiyle ses yok olmuyor ki. Birileri Allah yoktur demeyle Allah yok olmadığı gibi, vardır demeyle de Allah var olmuyor. O var olduğu için vardır. Bunun perde-i gayb arkasında bir Rab-ı Kerim. Niye Rab-ı Kerim kullandı? Bu mevzunun açılımı iki isim. Rab-ı Kerim iki. Hakim-i Rahim dört. Yani Rab terbiye eden. Yani maksada göre bunu Rab yaptı. Bu parmağı bu parmaklara göre, elime göre, koluma göre, vücuduma göre. Yani terbiye eden bir gaye ve maksat doğrultusunda, hedef doğrultusunda farklılıkları bütüne getiren. Eylemsel itibariyle laikalar, din itibariyle sünnet-i seniye. Bu lazım bir Rabbinnas, Rab bu. Melikinas, ilahinas. İlah ise itikattır. Melik ise kainatıkı adetullah. Yani Kur'an, yani iman, İslam, eylem. Rabbinnas, melikinas, ilahinas. Niçin bunu Kur'an sıralıyor? Sıkıntı, buhran, bunalım, depresyon, cin, ervah habise böyle, ervah habise kurtulmanın yöntemini anlatıyor. Üç isme sığın diyor. Yani itikadın artır, imanın artır, İslamiyeti yaşa ve Rab, yani rububiyetin sana çizdiği hayat şeklini uygula. Ha, o zaman sur içindesin. Görüyor musun? Yok, istediğin gibi hava vur, ondan sonra ya şu sureyi okuyayım da şu kötü ruhlardan uzak dur. Öyle bir şey yok. Bak, Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas. Yapmasam inşerir vesvesül hannas. Olur. Acayip sıçrıyorum değil mi oradan oraya, ama size zannediyorum lazım olanları anlatmaya çalışıyorum. Misalimi onlarla doldurmaya çalışıyorum. Rabb-ı Kerim, Rab, Kerim, verdiğini almayan Allah. Hakim-i Rahim. Öf, beni biraz fazla ziyadesiyle etkileyen. Hakim,
bir şey yaparken bütününe hakim olan. Hakim. Açıkıyor. İyi çekmiyor. Hakim değil. Hikmet değil o. O hikmet. Hakim. Hakim. Bak burada. Şeyim. Bütüne. Bütünün sahibi olan bir şeye tasarruf ediyor. Allah Allah. Yani kainatta bir birlik var. Bu birliğin adı vahdettir. Bu sistemi, birliğin sahibine de vahid denilir. Sistemin birliği vahdet. Bu sistemin sahibi Kur'an'da vahid. Rahim ise hiç hakkın yokken, hakkımız yokken merhamet edip yaratan ve bütün her şeyi senin emrine sunan. Rahim ruha bakar, Rahman dişe bakar, dünyaya bakar. Kafir mümin fark etmeden rızıklandıran, vücut veren, hakka ayaktığını veren. Rahim ise kendisine iman edip iman edenlere ruhunu inşa eden. İşte bu rahim şu anda oluyor. Yani kafir bunu dinlemez. Kapatır. Rahim sahipleri rahime mazhar olur. Yani dinler. Şu anda inşa oluyorsunuz. İnşa. Çünkü şuursuz esbab, bunu onlara çok kullanmıştım. Ezberleyebilirsiniz. Şuursuz esbab elbette bir gaye düşünüp çalışmaz. Şuursuz esbab şuurlu hareket yapamaz. Şuursuz esbab bir gaye düşünüp çalışmaz. Şuursuz. Lan hatta deriz ya gündelik hayatta ona şuursuz musun ya? Yani hedefsiz, gayesiz davranan. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk, işte bu notları o buradan aldım. Vücuda gelen her mahluk, vücuttan bahsettim. Bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Ya acayip bir şey ya. Mesela şu çiçek. Onu adam fotoğrafını çekiyor veya işte biz oraya saksıya koyuyoruz. Senelerce bir aksesuar vazifesi yapıyor. Onun tasarımını, hesabını düşünün ya. Nereden çıkartmış? Alakası var. Şöyle dese, canlıları, akıllıları, ruhları, şuurluları bak. Şuurlu, akıllı, hayatlı olanları bu tarafa al. Cansızları, şuursuzları bu tarafa al. Mesela taş, toprak, güneş, hava, su bu taraf. Buraya ruh sahipleri, insanlar ve hayvanlar. Hayat sahipleri, ağaçları alalım. Bu tarafa koyduk. Şimdi daha hiç Allah bu kainatı bizi getirmedi. İlk defa bir getirecek. Allah dese ki hangi taraf hangi tarafı aktif edip çalıştırır? Hangisi fail olur daha çok? Bu taraf mı bu taraf? Yani icraat hangi tarafa verirdiniz? Bir tarafta cansızlar, hayatsızlar, şuursuzlar. Bir tarafta ruhlu, hayatlı, şuurlu, akıllı. Akıllı da. Buna verirsiniz değil mi? İcraatı buna vereceksin. Bu. Ama bakıyorsunuz ki ölülerden diriler çıkıyor. Hayat ölüden çıkıyor. İcraat onlara verilmiş. Topraktan hayat çıkıyor. Bunlardan yapılıyor. Bunların üzerine kuruluyor. Ta ki bunların işi olmadığı gibi olsun gözüksün diye. Okuma yazması olan bir peygamberden Kur'an gelseydi, Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali olurdu. Ama ümmiden gelmesi, Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali ortadan kaldırmak gibi. Bunun gibi oldu bu da. Hayatsızdan hayat çıkıyor ki, hayat, hayatsızın yeri, kaynağı değil. Oradan çıkıyor ama o çıkartmıyor. Demek bir Rabb-i Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. Acayip ha, kaç göz ortasına tak tak yapıyor işte. Şu anda seni inşa ettiği gibi şu lafla çekirdektir. Dima dönleniyor. İnşa ediliyor kafa. Rabb-i Rahim. Şu anda kafanız meyremleşiyor. Sonra birisi geldiği zaman iş yaparken gündelik hayatınızda duyduğunuzu aleminizde ne kadar tefekkür edip yorumladınsa anlatacaksınız. Onun o ölü olan göğsü, ruhu, ölü olan aklı dirilecek. İsa Ruhullah. Meyrem kafa. Meryem suresi. Kafa.
kulak zar, kulak zar bozulmadan, bu dersler, sohbetler, vahiy kulak zarı bozmadan akıl dölleniyor. Yetişiyoruz, inşa oluyoruz. Sonra bir muhtaca anlatıyoruz, diriliyor, namaza başlıyor. Kulağa gelen şu bilgiler vahiy ışığında Cebrail. Zar bozulmadan kafa dölleniyor. Kafa Meryem. Tamam, Meryem döllüyor. Malumat oluyor. Ağız İsa doğumu. Doğum yeri. Bu burada oluşan yavru İsa ölü gönüller toprak ağızdan doğuruyor Meryem'i. İsa o gönüller de diriliyor. Ha, sana Meryem suresi. Ben de bir su iç. Böyle uygularsan biraz ağır oluyor ama. Ağır oluyor zannediyoruz. Çok zevkli oluyor. Değil. Böyle tefekkürlerimizi, hedeflerimizi, çıtamızı yüksek tutacağız. Gayeleri, faydeler, hikmet deyince bunlara bunu anlatıyorum. Hikmet. Hikmet. İsa. İsevi meşrep. İbrahim'in meşrep nedir diyor ustad? Şu alarda şefkat ve tefekkür. O zaman Nemrut'un ateşi yakmaz sizi. Şefkat ve tefekkür İbrahim'in meşreptir. Terakki edersek mu panik atak, buhran, bunalım şeyler gelmez. Gelemez çünkü Nemrut attı, niye yanmadı? İbrahim'i yakmadı. İbrahimleşmek, İbrahim'i meşrep olmak demek. Ustad diyor ki 258 miydi? 20. sözde şöyle diyor. Ruhunuza iman libasını giydiriniz. İbrahim Aleyhisselam kıssasında şualarda İbrahim'i ruha giydirmek demek şefkat ve tefekkür mesleğinde yürüyünüz, ilerleyiniz, çapını genişletiriniz ki Nemrut'un ateşi sizi yakamasın. Nemrut'un ateşi de başka. Öfke, nefret, gayz, adavet, kin. Bunlar da Nemrut'un ateşiymiş, ateş odunları. Hiç duymuş muydun böyle bir ateş? Yok. Tamam işte. Bak öfke, nefret, gayz, haset, yeis. Bunlar da Nemrut'un odunlarıymış. Ateşin odunları. Külliyattan bulduklarım ha bunlar. Bir yerde aklınıza ya nereden okudu bunlar diye. Sakın ha, yok yani. Olsa ben bulurdum. Bak kaydettim. Külliyattan ateşi topladım. Nereye? İşte hissiyat ateş oldu yaktı diyoruz tabii. Hissiyat ateş. Mesela neyi anlatıyor? Bir nefreti anlatırken bu hissiyat diyor nefret ateş oldu diyor. Gayzı anlatırken. Haseti kuyu olarak gösteriyor. Yusuf'u atılan kuyu. 11 tane kardeşi de 11 süfli sıfat olarak gösteriliyor. Hepsi bizde cereyan ediyor. Peygamber kısalar bizim hayatımızda cereyan ediyor. 20. söz bu değil. Acayip bir şey değil mi? Ruhunuza iman libasını giydiriniz. Allah Allah. Arkadaşlar külliyatı tefekkürle okuyacağız. Bugün fırsatınız var. Her gün olmaz. Her daim olmaz. Çoluk çocuk tepenize bindikçe, çoğaldıkça vesaire oldukça bu zamanları iple çekersiniz. Bununla ararsınız. Bulamazsınız. Ben de sizin bu gibi bu yerlerde büyüdüm. Ama sizin kadar tabi bu zamanın bir hükmü var. Lüks değildik Hasan. Böyle dairede 10-12 kişiydik. Ranzalar var. Şimdi ranzalar değil mi? Yataklar var değil mi? Var mı ranza? Var değil mi? Yok sizde de. Biz de aynıyız abi. Öyle değil mi? Kura çekerdik. Adın ne senin? Hasan. Sen de mi Hasan? Hasan. Sen Barasan olma ha? Ümran abi. Ümran. Kura çekerdik. Alt ranzada kim kalacak, kim denk gelecek? Allah'ın hikmeti. Hiç alta düştüm hatırlamıyorum ya. Hep üstte düşer. Allah ne güzel Allah ya. O kadar hoşuma gidiyor ki Allah. Nasıl tertip demiş.
Oh, bunlar böyle nasıl bir serüven, nasıl sistem? Bu dünyanın kıymetini bilin. İmam Gazali diyor ki, insanlığınızın kıymetini bilin, ölünce bir daha insan olamayacaksınız. Bir daha dönüş yok biliyor musun? Bilin, inanın. Buranın kıymetini bilin. Cisme Cebrail bile giremiyor. Cismaniyet. İl esmadır biliyor musunuz? İl. İl ismi. İl, il. İl denen İbrahim Aleyhisselam'ın kitabında ona bildirilen esmaymış. Bize değil. İl. Cebrail, Mikail. İl, il. Mesela ha burada bir saate yakın oldu. O zaman ben burada şey yapayım. Mesela diyor ama misalini okuyayım, keseyim. Yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intihac eden esbab okuduğumuz dersin örneği olsun oldu. Yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intihac eden esbab hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir Halik-i Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asar-ı rahmet ve faydeleri tazamun ettiğinden güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezinat ve gösterişler bilbedahe perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedahe vedud, maruf bir sani kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbep ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi, faidesi dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar. Bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezinat ve maharetler kendi kudretini zişuurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Ey esbab perest biçare, bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt, vahdehu la şerikele de hadsiz efhamdan kurtul. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.